Kadınlar dikkat! Bütün bildiklerinizi unutun. Lifestyle programı sizlere yepyeni bir pencere açıyor. Ve bütün ilginizi çeken konuları işin ustaları ve uzmanlarıyla masaya yatırıyor. Evvela dışarıdan geleceksiniz, merkeze ayarlayın, tekrar içeriden dönün. Topuzlar trend bu sene ama o yüzden böyle net bir çizgisi olmasına gerek yok. Vay 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 vay, inanılmaz. Nasıl bu şekilde yüzümüzü, alnımızı bununla peeling yapalım. Burada aşağı yukarı bir 2-3 dakika kalsın bu. Sonra yıkarsınız. Ben tatlı yemeyeceğim, ben kızartma yemeyeceğim, ben onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. O zaman... Bir salatada olmazsa olmaz. Nar taneleri muhakkak ama muhakkak. Kıyafetlerle ilgili çok önemli bilgiler ve kulağınıza küpe olacak tüyolar bu programda. Renklerde ise ben çok parantezleri olan bir tasarımcı değilim. İlla pembe bu sene moda oldu diye. Mini etekler, bu eteklerin arkaları hep çektiği için. İnsanlar zaten bundan da sıkıldılar artık. Yani moda o kadar çabuk tüketilmeye başlandı ki. Bunları giyerek plajın en şık hanımı olmak mümkün. Her genç kız gelin olmak ister, bazıları da prenses gibi olmak istiyor. Ayşe Hanım, eşim saat 4'te haber verdi. Üstelik akşam 4'te. Şirketin akşam yemeği varmış. 3 saatte ne giymem gerekir, nasıl bir şey giymem gerekir size bırakıyorum. Bana bırakın Ece Hanım, bu benim işim. Size yardımcı olacağım. Son dakika gelen bir davete yetişmek için kolay saç makyaj nasıl olur? Hadi bakalım, izliyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Ali'cim, eşimin şirket yemeği var bu akşam. Yarım saatimiz var, yarım saat içerisinde hazırlayacaksın beni. Tamam, 10 dakikaya hazırlarım ben seni, hemen alayım böyle. Sadece doğru elbise seçimi ve saç makyaj yetmiyor bildiğiniz gibi. Peki, manikür pedikür ne olacak? Sizin ekipmanlarınız hijyenik mi yoksa kendi ekipmanlarımı getirmem benim için daha mı sağlıklı olur? Bu arada hazır sağlık demişken söyleyeyim. Bu programda Türkiye'nin en önemli doktorlarından ve profesörlerinden sizin için sağlıklı yaşamla alakalı tüyolar alacağız. Ece, şimdi beni dikkatlice dinle. Saat kaçta kahvaltı yapıyorsun? Bu kürü 21 gün uyguladığınız zaman vücuttaki ödeme atar. Ödeme atmak ne demek? Diyet diye bir şey yok. Salata yoğurtlar öldü, kibrit kutusu peynirler öldü. Beyine dik durmanın öğretilmesi çok emek istiyor. Bunun karaciğer hasarı yaptığına dair. Sağlıklı yaşamın yanı sıra siz kadınların merak ettiği bütün konuları yine uzmanlarımızın görüşleriyle aydınlatacağız. Mesela estetikte doğru bilinen yanlışlar nedir? Ececiğim, biliyor musun kadınlar en çok hangi soruyu bana soruyor? Biz kadınlar son dönemlerde en çok hangi spor dallarına rağbet ediyoruz? Acaba sağlıklı bir yaşam için spora haftada kaç gün ayırmak lazım? Biliyorsunuz pilates son yılların... Size erkekten çok kadın öğrencim var desem inanır mısınız? Biz kadınların en çok kafaya taktığı konu. Sağlıklı ve hızlı rejim nasıl yapılır? Oh! Ve tabii bu fazla kilolardan nasıl kurtulabiliriz? Herkes diyor ya hocam tamam anlıyorum ama yani sen onu yeme dedin, bunu yeme dedin, biz ne yapacağız? Ya fazla şişmanlatmayacak, hem tok tutacak hem de kemikleri güçlendirecek, cildi güçlendirecek. Öğlenleri salata ve yoğurt yiyebilirsiniz ama akşam börek, çörek ve tatlıları yerseniz geçmiş olsun. Bunu selülitlerin olduğu bölgeye sürüp masaj yapacaksınız. Evelallah bakın o selülitler nasıl erimeye başlıyor. Kadınların derdi sadece diyetle, rejimle bitmiyor bildiğiniz gibi. Bir de hayatın gerçekleri var. Özellikle evli hanımlar için çarşı pazar gezmesi günlük bir koşuşturma gerektiriyor. Hayır abla, seç abla. Kırmızı yandı, geç abla. Fiyatları nasıl buldunuz?
Efendim, hava koşulları ne olursa olsun, ne kadar soğuk olsa da ve ne kadar üşüsek de Lifestyle programı kadınların nabzını tutmaya devam edecek. Kurası, havuç, kabak, kurası, salak. Bugün nasıldı bütçeniz pazara çıkarken? Vallahi belirli bir bütçe ayırmadım. Beğenirsem, yanımda ne kadar para varsa ona göre hareket ediyorum. Gel abla, gel 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 gel, model model. Gördüğünüz gibi kar kış demeden, soğuk demeden Lifestyle programında kadınlara dair her şeyi mercek altına alıyoruz. Fiyatları nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Bugün hava soğuk olduğu için hiçbir şey bulamadık maalesef. Efendim, işler nasıl diye sorsam ne cevap alırız sizden? Hiç iyi bir soru değil bu bizim için böyle bir günde. Kimse yok çünkü gördüğünüz gibi pazar bomboş. İşte topladık, gidiyoruz işte. Ve gelelim en önemli meseleye. Kadınlar ev temizliği ve çamaşır dışında en çok mesai tabii ki yemek pişirmeye harcıyor. Peki hangi yemek en lezzetli şekilde nasıl pişirilir? Biz zaman zaman lüks bir restoranın şefinin yanında... Çoğu kadın yemeği yaparken tuzu önceden atıyor ama... Zaman zaman da bir esnaf lokantasının ustasının mutfağında olacağız. Ustam, günde kaç köfte yoğuruyorsun? Söylesem inanmazsınız. Ne? Siz hanımlara hızlı bir şekilde sofranızı şenlendirecek yemek tarifleri vereceğiz. Mesela 10 dakikada nasıl ve ne yemek yapılır? Tam 10 dakika sürecek ve yemeğimiz hazır. Şaka mı bu? Nasıl yani? En başta da söylediğimiz gibi bu programda bildiğiniz her şeyi unutun. Kadınlar internette en çok neyi arıyorlar? Neyi, neden search ediyorlar? İnternetteki kadın kullanıcıların %80'i... Ve özellikle toplu taşıma araçlarında insanların elinden neden telefon düşmüyor? Bu sorunun cevabını vereceğim ama önce bir tweet atmam lazım. Bu arada hemen bir hatırlatma yapayım. Programın yayın akışı içerisinde özellikle anne adaylarını ilgilendiren çok önemli bilgiler vereceğiz. Gebelikte dışarıdan alamayacağı bir takım maddeler var. Peki normal doğum mu daha sağlıklı yoksa sezeryan mı? Ama tabii normal doğumda iyi yerlerde, iyi hastanelerde gayet başarılı bir yöntemdir. Son dönemde gündemde olan şey, suda doğum nasıl yapılır? Bu muhteşem sesin ardından bebeğini dünyaya getiren, mutluluktan havaya uçan anne tabii o bebeği büyütene kadar acaba hangi etaplardan nasıl geçmeli? Özellikle 0-6 yaş arası. Çocuk olunca konu haliyle mutlu evliliğin sırlarına geliyor. Evlilik hem zordur hem bir taraftan çok kolaydır. Evlilik deyince düğün, düğün deyince kına gecesi. Kadınların en büyük hayali Lifestyle'da hepsi var. Aslında bizde hiç kınaya gelmek yoktur erkek tarafında da. İlla baskın 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 yapacaksın dedi. Ama ne yazık ki evlilik kadar boşanma da hayatın bir gerçeği. Son yıllarda neden boşanma patlaması yaşanıyor? Hukukçular ve ilişki uzmanlarıyla konuya dair analizler yaptık. İlk duruşmamızda taraflar boşanmaya hazır olmadıklarını hissetmişlerdi. Biz de hakim hanımdan belirli bir süre istemiştik. Yaşı kaç olursa olsun erkek ilişkinin içinde kendini güçlü hissetmek ister. Kadına dair her şey bu programda dedik ya, bizi her yerde görebilirsiniz. Zaman zaman Türkiye'nin en önemli modacılarının defilelerinde... This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll
Zaman zaman da milyonları sinemaya ve tiyatroya koşturan galalarda bizleri görebilirsiniz. Dur oğlum, aşk başladı burada. Bir daha. Kardeşim için buradayım. Onları izleyeceğim bugün. İrem kanka zaten. Ve ünlüler dünyasına açılan kapı. Sizlerin en çok merak ettiği şarkıcıların, oyuncuların son dakika gelişmelerini hafta içi her akşam Lifestyle programı ile ekranlarınıza getireceğiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Neredesiniz siz ya? Zayıflayan insanların ikonu oldum. Akşamlar görüşürüz. Daha balayı planlarımızı tam yapmadık. Tam tersi olabilir. Tam ters köşe yapmak isterim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Ben Ece Gürsel. Hafta içi her akşam Lifestyle programında kadına dair her konunun nabzını tutacağım.